Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Gelin sözcükle yapıyı yavaş yavaş bitirelim de sonra neler sorulmuş, neler sorulabilir, soru kökü nedir? Çok önemli. Onlara bakmaya başlayalım. Evet, en son bildirme ekinde kalmıştık. Bildirme ekinden bahsediyorduk. Ek eylemin bir alanıydı, bir dalıydı, bir tarafıydı. Unutulmasın lütfen. Bildirme eki, tırtır olan bildirme eki unutulmasın. Olasılık anlamı katar, kesinlik anlamı katar. Zaman zarfı, zaman anlamı da katabilirdi. Gelin bakalım bir de ek eylemin dördüncü bir boyutuna, dördüncü bir başlığına bir değil kelimesi var ki başa beladır. Bir değil ifadesi var ki edat olarak kabul edilir. Unutulmasın lütfen. Bahsedeceğiz zamanı gelince. Değili edat olarak kabul ediyoruz. Şimdiden adımımızı atalım. Yani tek başına anlam taşımayan ama cümle içerisinde görevi olan, anlamı olan bir kelime değil mi edat dediğimiz şey? Değil ifadesi devamını yapalım lütfen. Ek eylemin olumsuzudur. Unutulmasın. Değil ifadesi ek eylemin olumsuzu. Gözden kaçmasın lütfen. Değil ifadesini haydi kullanalım bir de cümle içerisinde. Bunları da söylemekte fayda var. Karşımıza zaman zaman geliyor. Problem yaratabiliyor çünkü. Bakalım olumsuz nasıl kullanılır. Diyor ki cebimde para yok değil diyor. Dikkat örneğe. Cebimde para yok değil. Yani var diyecek de bunu değil ifadesiyle söylüyor. Yoktur ifadesinin dikkat lütfen. Cebimde para yoktur demiyor da yok değil diye bu olumsuzluğu sağlıyor. Nihayetinde buradaki değil ifadesi işte bu ek eylemin olumsuz halidir. E nasıl anlayacağız? Sınavdayız, stres, heyecan, hazırlığın verdiği bir heyecan var şüphesiz ki. E nasıl anlayacağız? Hangi değil ek eylemin olumsuzudur? Hangisi bilmem nedir? Yapacağımız şey çok basit. Her ne kadar biz değil edat olarak adlandırsak da sözcük türü boyutunda unutma lütfen, çok dikkat, değil gördüğün yerde çok rahat ek eylemin olumsuz halidir, olumsuzudur diyebilirsin. Asla problem yaratmaz. Haydi devam lütfen. Ek eylemden bahsettik. Ek eylemin olumsuzunu söyledik. Bildirme eki olarak karşımıza gelebileceğini söyledik. Bunlar çok önemli boyutları. Bir de dedik ki isme gelir, ismi yüklem yapar, fiile gelir ve zaman zaman da birleşik zaman yapar. Çok önemli bir notumuz var. İsterseniz hemen şu notu bir düşelim. Bunu gözden kaçırma. Nota dikkat. Dedim ki az önce isme geldi yüklem yaptı. Fiile geldi birleşik zaman yaptı. Bir soru işareti. İşte cevabımız. Hem isme unutma. Hem isme. Hem fiile gelir. Dikkat. Hem isme. Hem fiile gelen tek çekim ekidir, gözden kaçmasın. Bir sürü çekim eki saydık değil mi? İsme gelenler, fiile gelenler. İşte ek eylemin çok önemli bir özelliği var. İstisnai bir durumu var. Hem isme hem de fiile gelen tek çekim ekidir. Gözden kaçılmasın. Bu lütfen not tutulsun, unutulmasın. Haydi geçtim ek eylem kısmını da. Unutmayın lütfen içtik eko şifremizi. Çok önemli bir şifre. Ekleri akılda tutmak adına çok çok önemli. İçli kısmını bitirmiştik. Keko kısmının kip ekleri kısmını hallettik. Şimdi de ek eylem kısmını hallettik. İsterseniz kişi ekleri kısmına bakalım değil mi? İşte tam da şu noktadayız lütfen unutulmasın. Haydi altına yazalım bunun. Şifremiz yukarıda kalsın. Kişi ekleri. Bir de kişi eklerine bakalım. Kişi ekleri diyoruz, şudur demeyeceğiz. Bakın ne olduğunu söylemeyeceğiz. İyilik eklerindeki gibi kendimiz gelinde bulalım. Ne olduğunu kendimiz anlayalım. Mesela desem ki, yapmak. Ben buna yaptım desem. Yaptım. Ya da yaptın desem. Ben yaptım, sen yaptın. O yaptı. Biz yaptık. Siz yaptınız, onlar yaptılar. Dikkat, örneğe lütfen çok dikkat et, karşımıza gelir. Yaptım, yaptın, yaptı, yaptık, yaptınız, yaptılar ifadesi. İşte burada kullanılan
yaptım, yaptın ve yaptı. Bakın eksiz karşımıza gelebilir. Yaptık, yaptınız ve yaptılar ifadesindeki işte çizdiğim bölümler kişi eki olarak adlandıracağız. Lütfen dikkat. Buradan beraber gelin kişi eklerinin ne demek olduğunu, kişinin ne demek olduğunu çıkartalım. Dedi ki yapmak. E o zaman mutlaka fiile gelecek. Mutlaka fiile gelecek. Burada probleminiz olmaz. E onun dışında iyilik ekiyle karışabilir ama sakın ben yaptım diyorum. Ya da sen yaptın diyoruz. O yaptı. Biz yaptık. Siz yaptınız. Onlar yaptılar. Nihayetinde iyilik ekleri isme gelirken kişi eklerinin fiile geldiğini görüyoruz. Kaçırma. İyilik eki isme gelir. Kişi eki fiile gelir. İyilik eki aitlik belirtirken kişi eklerinde böyle bir durum asla yoktur. Ben yaptım der sadece. Yapılan eylemin kim tarafından yapıldığını söyler. Kime ait olduğunu değil. Bunu da lütfen unutmayız. Kişi ekleri de karşımıza bu şekilde gelebilir. Haydi bunu da sonlandırdık arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyoruz, geçiyoruz şifrelerimize. Keko kısmının artık ne yaptık? Esini de bitirdik. Geldik artık son adımına. Son adımı atacağız. Artık bunu da bitirdik. Keko kısmının sonundayız. Artık olumsuzluk ekindeyiz. Şifre yukarıda kalsın. Şifreyi sakın unutma. Haydi gelin bir de olumsuzluk ekine bakalım. Olumsuzluk eki de unutma lütfen. Fiile gelen bir çekim eki olarak karşımıza gelecek. Unutma. Fiile gelir mutlaka ve bir çekim ekidir olumsuzluk eki. E haydi bakalım nasıl kullanılmış, nasıl karşımıza gelmiş. Mesela diyor ki, onunla hemen şöyle toparlayalım desem ki, onunla bir daha asla konuşma. Dikkat lütfen örneğe. Onunla bir daha asla konuşma. Ya da diyorum ki bugün güzel bir konuşma yaptı. Güzel bir konuşma yaptı. İşte olumsuzluk ekini bitirecek noktadayız. Bu örnek çok sağlam bir örnektir. Lütfen odaklan. Diyor ki onunla bir daha asla konuşma. Tamam. Bugün güzel bir konuşma yaptı. Sıkıntı yok gibi. İkisinde de benzer olan ifadeler var. Hemen gözümüze takıldı. Buradaki mameler tabii ki. Dikkat. Onunla asla konuşma. Ya da diyorum ki güzel bir konuşma. E bakalım hangisi olumsuzluk? Olumsuzluk ekinde bir yapma, bir etme, gitme anlamları vardır. Tekrar. Yani eylemi gerçekleştirmeme anlamı var. Gitme diyor, yapma. Konuşma, söyleme, bakma, sorma, olumsuzluk ekinde eylemin gerçekleşmemesi yönünde bir uyarı vardır. İçten içe bir emir vardır. O zaman haydi bakalım onunla bir daha asla konuşma. Yani konuşma eylemini gerçekleştirme. E o zaman olumsuzluk eki. E alttaki örneğe bakalım lütfen. Bugün güzel bir konuşma yaptı. E buradaki konuşma ifadesi asla olumsuzluk olamaz. Çünkü konuşma, gitme, yapma gibi bir emir ve eylemi gerçekleştirmeme anlamı taşımamaktadır. Çok önemli bir noktadayız. Lütfen farkı görelim. Haydi başka bir yönüyle anlatalım bunu. Bu örneği biraz daha basitleştirelim. Biraz daha böyle küçültelim. Diyelim ki boyama kitabı. Dikkat! Boyama kitabı ya da kitabı boyama. Çok klişe örnektir. Ne zaman bu örneği versem çok daha iyi akılda kaldığı söylenir öğrenciler tarafından. E o zaman aynı şeyi yapalım. Boyama kitabı. Kitabın artık adı. Buradaki mame bir olumsuzluk eki asla olamaz. E peki kitabı boyama dediğimiz zaman diyor ki boyama eylemini yapma. Kitabı boyama. Boyama eylemini yapma. Gerçekleştirme. Bakın yapma, etme, gitme demiştik. Eylemin gerçekleştirilmemesi gerektiğini bana söylemeli olumsuzluk ekimiz. Gelin çok önemli bir uyarıda bulunalım. Hemen tahtamızı temizleyelim. Diyelim ki olumsuzluk eki yapma etme diyecek bana. Şifremizi de zaten silebiliriz artık. Çok rahat.
Gelin çok önemli bir nottan bahsedelim. Kaçırma lütfen, çok dikkat. Olumsuzluk ekidendiği zaman nedense bana sürekli sızsız deniyor. Diyor ki akılsız, gönülsüz, tuzsuz, artık aklımıza ne gelirse sızsız bir olumsuzluk eki değildir. Akılsız, aklı yok, yani yokluk belirtir, bir olumsuzluk asla. Gitme, yapma, görme, sorma demeliydi bana olumsuzluk demek istiyorsa. Unutma, sızsız eki olumsuzluk eki değildir. Sızsız eki olumsuzluk eki değildir. Asla olamaz. Unutma lütfen.